Yaza girerken nasıl kilolarımızdan kurtulup nasıl forma girebiliriz? Kozmik bilim ve stratejik araştırmalar uzmanı Ahmet Maranki, sağlıklı ve doğal bir şekilde kilo vermenin sırlarını işin aslında anlatıyor. Kilo verdiren, forma sokan doğal mucizeler. Kilo vermemize yardımcı olan doğal bitkiler. Yaz aylarının sıcak günlerini nasıl sağlıklı ve dinç geçirebiliriz? Yaz aylarında sağlıklı ve dinç kalabilmenin yolları. Kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Ahmet Maranki'den, Afyon Arınma Kampı'ndan görüntüler eşliğinde doğal ve sağlıklı tarifler. Afyon Kozmik Yaşam ve Arınma Kampı'ndan görüntüler eşliğinde çok özel tarifler. Az sonra işin aslında. Ahmet Maranki'den şeker hastalığına iyi gelen kozmik taze fasulye yemeği. Şeker hastalarının da yiyebileceği ve çok fayda göreceği taze fasulyeyi yapıyoruz. Taze fasulye yemeğinin içinde hangi malzemeler var? Soğanımız var, 2 baş soğan. 1 baş sarımsağımız var. Tabii ki süslememiz için dereotu, tiroidlerinizin de destek olması için. Kozmik taze fasulye nasıl hazırlanıyor? Sızma zeytinyağımızı koyduk, ocağımızı yaktık. Gördüğünüz gibi şu anda fasulye çok önemli bir ürün. Az sonra işin aslında. Evet, tekrar hoş geldiniz işin aslına. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Böyle tam formda gördüm sizi bugün. Evet, bugün değişik. Evet, bugün bir değişik, evet, bir Maranki ile karşılıklı oturuyorum ben. Evet. Ama daha dinç, daha sağ. Bir de bir bronzlaşma var sanki. Evet, yandık yani bütün. Evet, gördük Facebook'larda, Instagram'larda maşallah hocam. Evet. Yediğin içtiğin senin olsun. Anlat, ne yaptınız Balkanlar'da? Evet. Nasıl geçti? Yo, içtiklerimizi de hep çektik orada. Bütün tabii izleyicilerimiz güzel için. Bizi de düşündünüz. Boşnak börekleri nasıl yapılıyor bunları hepsini orada güzel. Oranın milli yemeklerini de çektik bölgede. Biliyorsunuz ben herkese hayırlı günler diliyorum. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramımız mübarek olsun insanlara. Gençliğimize, yeni gençliğe ümitliyiz. Burada onun için anlatıyoruz her şeyi, işin aslını. Balkanlara da burayı duyurmak istedik. Ben tabii Alplerden bir başladık, kuzeyden. Arnavutluk'tan girdik. Karadağ, Bosna Hersek. Yani bütün oradaki cumhuriyetlerin hepsini, Makedonya, Üsküp, Kosova, bütün bu bölgeyi tek tek dolaştık. Biliyorsunuz Balkan mezalimini ben yazmıştım. Devlette görevliyken, rahmetli demeyeyim, yaşıyor herhalde. Ercüment Konukman, Sayın Bakanımız Özal döneminde. Bulgaristan'dan göçken, bakın evet, resimleri gösteriyorlar. Resimler de geldi. Sarayova orası, işte biliyor, Sırpların... ve bunlar da maalesef şehitlerimiz. Orada Srebrenica katliamının yapıldığı, 8 bin kişinin öldürüldüğü bir yer burası. Bakın binalar hep kurşunlanmış. Evet. Burası da Bosna Hersek'te Fatih Sultan Mehmet'in şeye giriş kapısı. Bunlar şehitlerin isimleri. Oralarda binlerce resim, binlerce video çektik. Bunlarla ilgili inşallah bir program düşünüyoruz, hazırlıyoruz. Orada insanlar turlarla. Hayranlarınız bunlar, evet, herhalde. Evet, onlar hocam da hayranlarım çok fazla. Buralar önemli yerler. Hep bunlar Osmanlı eseri. Atalarımız bu kaleleri, Ohri Gölü mesela muazzam bir yer burası. Özal, Demirel hep buralara gitmişler. Bu kaldığımız otellerde kalmışlar. Osmanlı mezarlarını çektim bakın burada. Tam yanında da Bosna Hersek'te Sayın Cumhurbaşkanımız da gitti. Aliye İzzet Begoviç'in kabri burası. Biliyorsunuz orada çok büyük ve evler kurşunlanmış bakın halen ya. Sırbistan'da binlerce ev kurşunlanmış olarak duruyor. Bu da Bosna'daki Sarajevo'daki en büyük Hüsrev Bey camimiz, Gazi Camii, tek olan yer. Yani buraları dolaştık, güzel izlerimiz oldu. İnşallah bu Balkan mezalimi... Ne kadar sürdü hocam?
12 gün falan 12 gün oraları oldu. Dolaştık. Geçen hafta paket yaptık onun için. bölgede Balkan mezalimini yazmıştım göç zamanı 93'te. Benim doktora tezim Doğu bloku ve göçtü Balkanlardan. Şimdi o kitabımı yenileyeceğim inşallah. İnsanlığa bugünkü Balkanların durumu nedir? Potansiyeline yine Bulgaristan, Romanya dahil olmak üzere eski Yugoslavya. Oradaki Osmanlı izlerini, Türk izlerini. Çünkü Anadolu'muzda oradan göçen onlarca muhacir dediğimiz. Evet. Muhacirlerimiz var, Boşnaklarımız var, Arnavut vatandaşlarımız var. Tabi bunların hepsi Müslüman ve Makedonya'da çok Türk var. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz Arnavutluk'tayken işte oraya geldi. Büyük meydanda bir namazgah var. Ki Süleyman Şah biliyorsunuz Arnavutluğu fethetmiştir. Ve orada kendisinin ilk namazgah kıldığı yere temel atıldı. Daha sonra da Bosna Hersek'teydik işte 3 gün önce. Sayın Cumhurbaşkanımız da 2 gün önce oradaydı 2-3 gün önce. Orada da çok güzel işler yapıldı. Biz öncüler olarak, akıncılar olarak gittik. Arkadan da devlet yetkililerimiz geldi. Orada çok güzel görüntülerimiz var. Bir dahaki programlarımızda onları vereceğim. Bütün Anadolu'daki insanlarımız İstanbul'da Gazi Osman Paşa Küçükköy, Bursa'da pek çok yerde Balkan göçmeni insanımız var. Onlara işte yemekleri nasıl yapılır? Mesela haftaya boşnak böreği nasıl yapılır? Oo, Arnavut ciğeri nasıl olacak? Bunların aslını görüntüleriyle o şahıslardan çektirdim. Yani direkt yapılırken. Tabii biraz amatör oldu ama en azından bilgi vermek için güzel bir şey. Hakikaten aslı atalarımız düşünün 700 yıl önce 1500'lerde at sırtında binlerce kişiyle Balkanlara yani Avusturya'ya kadar gitmiş. Zaten kanunu gitmiş Viyana'ya kadar. Ama yine Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheden bizim de Kastamonlu olmasıyla övündüğümüz annesi Hüma Hatun Kastamonlu'dur. Bosna Hersek'teki o kapıyı gösterdik orada. Yine Mustafa gösterebilir. Arkada o kapılarda oradan Avrupa'nın kapısı. O kapı açıldığı için Avrupa'ya sadece bir yol var. Çünkü dağlık bir bölge ama muazzam bir bölge. Ve orada bizim vatandaşlarımız nasıl var. Nasıl karşılandınız? Nasıl karşıladılar sizi? Bir hatıramı anlatayım. Hakikaten çok acı şeyler gördük. O mezarlar 3000 kişi. 8000 kişi bir akü fabrikasına dolduruluyor. Birleşmiş Milletler biz sizi koruyacağız diye. Bakın Srebrenica katliamı dediğimiz yer. Resimleri, isimleri orada, mezarları var. Birleşmiş Milletler bunları köyden alıyor, bir fabrikaya dolduruyor. Biz sizi koruyacağız diyor Hollanda, Birleşmiş Milletler. Sırp ordusu yarım günde geliyor, uydudan görüyorlar tabii bunlar. Ve orada Birleşmiş Milletler bütün bu Müslümanları teslim ediyor Sırplara. Çelik bir fabrika içeriye bombalar atılarak 8000 kişi katliam. Yakılıyor orada. 8843 kişi yanıyor içeride. Böyle bir katliam yapılmış bakın. Avrupa'nın göbeğinde ve bugün hala bu insanları Dayton Anlaşması'yla aynı yerde yaşatmaya uğraşıyorlar. Maalesef Avrupa bu bölge yine fitili çekilecek bir bomba gibi duruyor. Çünkü beni öldüren Sırp komşum, Hırvat komşum yanımda hala oturuyor. Herkes mutsuz, umutsuz, psikolojik depresyonda bir halk. İşte gördüğünüz gibi bakın binlerce kişi bunlar. Şehitler yani cesetler birbirine karışmış. Böyle bir şey olamaz. Bunu medeni Avrupa yapıyor biliyor musunuz? Çok acı bir şey. Burada 3 kişi öldü diye ayağa kalkanlar. 4 tane kedi veya ağaç kesildi diye yürüyenler. Acaba bu insanlar için ne yaptılar? Ben merak ediyorum. Ben Arnavutluğun Kalkandere'ye gittim. Çok önemli bir yer. Aynı Kastamonu aslı. Yemyeşil. Öyle dereler içinde. Orada çok önemli bir cami ve saray ve hamam var. Nehirler. Tabii arabadan bir indik. Orası bir meydan. Onlarca kişi üstüme doğru geliyor böyle. Böyle koşarak. Allah Allah dedim ya. Bakıyorum arkamda bir şey mi var? Hani neye koşuyor bunlar? Yaşlı yaşlı adamlar, cami var, cami avlusunda. Benim diyor atalarım geldi. İnanın bakın gözünüz yaşarır. Benim diyor dedem Kastamonu'dan geldi. Biliyorsunuz Balkanları fethetmek için
Osmanlı, Konya, Karaman ve Kastamonu vilayetinden aileleri seçiyor, yerleştiriyor. Demek ki orada biz de hep Kastamonu diyoruz ya burada. O da biliyor, geldi atalarım diye. Ya bizi bırakmadılar bir iki saat. Demek ki oradan takip ediyorlar, izliyorlar. İnanın Aslı, sana da selamları var. O aleyküm güzel selam. Kızımıza buradan diyorlar. Buradan sevgiler iletelim. Evet, bütün Balkanlara. Evet. Arnavutluk, Makedonya, Üsküp, Kosova, Bosna Hersek'te, bilhassa Travnik'te çok dostlarımız var böyle. Hepsine selam olsun. Evet, oradan buradan selam yolluyoruz. Bilhassa bize emeği geçen, orada çok bize mihmandarlık eden insanlar vardı. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Çok büyük sevgi var ve Beyaz TV izleniyor. Ve güzel. Bizi tamamen izliyorlar. Her şeyi. Kitaplarımızı oralara kadar almışlar. Şifalı Bitkiler kitabımı. Tarifleri bana anlatıyorlar, biliyor musunuz? O kadar. Ne güzel hocam. Yani bütün Balkanlarda izleniyoruz. Ve orada hemşerilerimi gördüm ve söz verdim onlara. Onların yemeklerini yapacağız burada, kültürlerini tanıtacağız. Balkan Mezalimi kitabımı da sanıyorum bir ay içinde güncelleyip tekrar insanlığa duyuracağız. Tabii piyasaya vereceğiz ki bilgi sahibi olsun. Bunlar eser. Çünkü onlarca video çektik. İnanın 30 program olur. Bu görüntüleri hiç kimse çekemez. O görüntüleri de toparlayacaksınız. Tabii içinde bir video olarak da hediye edeceğim. Resimlerle bezeyeceğiz. Orada bizim uç beylerimiz var, kalelerimiz var, çeşmelerimiz var, hanlarımız var. Hepsini gittik, ziyaret ettik. Tekrar ümit verdik onlara. Biz buradayız. Bakın Cumhurbaşkanımız geliyor. Geldi, Bosna'ya geldi. Yalnız insanlar. Gözünü Türkiye'ye dikmişler. Ama bir de Türkiye'ye onlara bu kötü manzarasını anlatmadık. Bölücülük, yıkıcılık, iticilik, birbirine vurma, kırma. Vatanınızın kıymetini bilin diyorum. Bakın orada vatansız insanlar itilip kakılıyor. Büyük devlet olmak çok önemli bir şey. Onun için Türkiye Cumhuriyeti son bakiyedir. Buraya sahip çıkalım, içimizdeki vatan hainleriyle işbirliği yapmayalım. Bu bölücü yıkıcılara da sesleniyorum. Bakın başka korunacak bir yeriniz yok, bunu asla unutmayın. İşte ben Balkan Mezalimi yanında Kafkas Mezalimi'ni de hazırladım. Ama birkaç tane liderin ölmesini bekliyorum. Yazamıyorum, suç teşkilatıyla gidiyor. Çünkü bu ülkede lider pozisyonda olan yetkili amir veya isim vermek istemiyorum, kişiler ihanet etmiş bu ülkeye. Bunların da belge ve bilgileri elimde. Görüyorsunuz Osmanlı nereden çekildiyse Aslı, Afrika'dan, Orta Doğu'dan çekilmiş kan gözyaşı. İşte Irak değil mi? Suriye, Mısır, Yemen. Buralarda 1000 yıl adalet olmuş yaklaşık. Balkanlarda kimsenin burnu kanamamış. Ne bir Makedon ihanet etmiş, ne bir Arnavut isyan edebilmiş o zaman. Şimdi görüyorsunuz bölük börçük. Hırvat Sırp'ı kesiyor, Sırp Bosnalı'yı kesiyor. Müslüman saldırı var. İşte bu Türkiye'nin, Osmanlı'nın o büyük ruhunun kaybolmasından. İnşallah sağlıklı nesillerle bunların da hepsinin düzeleceği kanaatindeyim ben. Bir eser bırakacağız. Çünkü ahirette bizi kurtaracak bir eserimiz olmazsa vay halimize diyoruz. Hocam daha kaç eser bırakacaksınız zaten eserleriniz? Evet, kitaplarımız maşallah, tabii. Maşallah evet. Evet, şu an bu sadece sağlık serisi. Benim Balkan Mezalimi, Kafkas Mezalimi. Yani biz yazıyoruz kitap, bunlar. Kitapsız çok bu ülkede, onu sana söyleyeyim Aslı. Bu 6 sayfadır. Bu ülkede kitapsızlar var. Ne oralı ne buralı. Ne ondan ne bundan, ortada ne taraftan rüzgar esersa bu tarafa doğru gidiyor. Yani bir kitap, bir eser bırakabilmek ne demek biliyor musunuz? Yazmak bir sanattır bakın. Yazabilmek, araştırmacı olmak. Şimdi üniversitelere bakıyoruz, adamlar doktora yapmış, profesör olmuş. Bir tane kitabım var mı diyorum, yok. Kitapsız bu şimdi. Araştırmacı olmak lazım. Ya hangi doktora? Benim doktora tezim Doğu Bloku, Balkanlardan göçtü, kitabımı yazdım. Balkan Mezalimi. Bakın çok önemli bu. Çok önemli. İslam Konferansı Teşkilatı benim master'da tezimdi. Sabahattin Zaim profesör doktor, doktora ve master hocamdı. Dedi ki oğlum, İslam Konferansı Teşkilatı'nı ilk defa hazırlayıp Birleşmiş Milletler'de program yaptım. Yani bunları hep hayata çevirdik. Biz ağaç diktik bu ülkeye. İşte seninle beraber bu programı da yapmamızın sebebi ki 50'ye yaklaştı. Yaklaşık bir yıldır programımız devam ediyor. Bu ülkeye ağaç dikmek, üretmek, faydalı bir iş yapmak, işin aslını burada anlatmak diyoruz. Ve anlatmaya devam edeceğiz. Evet. İnşallah anlatmaya devam edeceğiz.
Allah da sağlık versin inşallah. Devam edeceğiz. Şimdi hocam malum artık yaz geldi. Şimdi herkes de bir forma girme telaşı var. Siz zaten formdasınız. Kampa da gideceğiz yani, evet, zaten. Şimdi, ne zamandı? 29 Mayıs, 29 Mayıs, 5 Haziran. Sana da yaptıracağız. Arınma. Evlenmeden önce yaptırıyoruz ya. Şimdi Aslı'yı nişanladık. Şimdi sıra evlenmede artık ama öğrendi. Yemekleri öğrendi. Evet. Bir kamp yapacaksın. Doğacak çocuklarımız sağlıklı olmasını istiyorsanız bütün evli veya evlenmek isteyen annelere sesleniyoruz. Bugün bizi izleyin. Şimdi bugün bize önemli tavsiyeler vereceksin hocam. Nasıl formda kalırız, ne yapmamız gerekiyor yazın sağlıklı olmak için? Şu Ahmet Maranki'den biraz tüy alalım artık. Alalım, vereceğiz. Tam yaz önü, şöyle Mayıs'tayız. Kiloları artık verelim az da diyorsunuz. Kaldı. Ne yapalım, nasıl beslenelim? Ne diyorsunuz hocam? Verin tavsiyeleri bize. Herkes bekliyor şimdi ekran başında. Kadın, evet, erkeği. Erkeklerden bekliyor. Yeşil çay. Tabii canım, onlar forma girmesin mi? Tek kadınlar mı girsin? Şimdi bugün bitkilerimiz de var. Mate yaprağı var, funda yaprağı, yeşil çay. Faydalarını, tabii zaten onları konuşacağız. Bunların nasıl hepsini bitkiler anlatacağız. Evet. Belki onlarla bir çay. Zaten tariflerimiz yine olacak formda kalmak için. Güzel. Görüntülerimiz de olacak. Ama şimdi şöyle güzellik tavsiyeleri alalım size. Evet, sizden şimdi biraz şöyle bir şey yapalım. Şimdi tabii kışın yedik yağlıları, şunları, evet, bunları. Kış maalesef günleri, kış zor geçti. Kaçtı. Onun için yaza ödemleri atmak. Bakın, zayıflama deyince şunu asla unutmayalım Aslı. Zayıflamak yanaktan falan, böyle hani mezar kaçkını derler eskiden. Böyle bir hayat değil. Siz ödemlerinizi atacaksınız. Hani şimdi bacaklarınıza dokunuyorsunuz, şöyle basıyorsunuz. Bu bacak düşün. Bastığınızda eliniz orada böyle çukur kalıyor. İşte bu nedir biliyor musunuz? Bu ödem. Bu ödemleri atamazsanız bu bir cerahat. Yani bu bir mikrop diyelim halk dilinde. Burası hastane falan değil. Biz sağlıklı yaşam bilgileri vermeye çalışıyoruz burada. Bu ödemin atılması için önce lenflerin açık olması lazım. Lenf hareketi dediğimiz bir hareket var. Haftaya ben bir elemanımı getireyim yine buraya. Spor hocamlarından birini. Lenf hareketi. Lenf hareketi. Hı. Bir insanın bedenindeki fazla yağları, selülitlerinizi, ödemlerinizi çekip atabilmesi için lenf drenajlarınızın açık olması lazım. Bu nerede var? Kolunuzun bütün bu kısımlarında ve bacak kısımlarınızda var. Bu çok önemli. Bu açık olursa o bölgenizdeki lüzumsuz olan bedende toksin dediğimiz, ödem dediğimiz bütün bu olumsuzlukları atabilirsiniz. Önce bunu açmamız lazım. Nasıl açacağız? Nasıl atacağız onu? İşte onu haftaya burada göstereceğim. Onun bir hareketi var. Hareketi var. Mesela şimdi şöyle elini şöyle koy şimdi Aslı. Herkes elini şöyle yapsın. Aşağıya koyduk. Hep böyle duruyor eliniz. Koy aşağıda duruyor. Hemen elinize bakın, damarlara bakın. Elime tutsun arkadaşlar. Şişti damarların, görüyor musun? Bak hep şişti. Şimdi kaldırın yukarıya. Herkes kaldırsın. Kaldır şöyle elini. Biraz da şöyle sallayın. Şöyle. Evet. Yapın böyle. Yap. Sonra ellere döneceğiz. Kamerada şey yapsın. Salladık lenflerimizden. Hemen bakın elinize. Hiçbir damar kalmadı. Bakın. Gördünüz mü? İşte bilim bu. Film değil bu. Spor bu. Bir tane damar kaldı mı elinizde? İşte bak. Hayat bu. Bilim bu. Film değil bu. Sporu ruhunla yaşayacaksın Aslı. Çünkü her gün biz ne oluyoruz? Hep böyle duruyoruz. Ayaklarımız yerde. Şimdi bir de düşünün, haftaya getirip yaptırayım burada. Aynı şekilde ayaklarınızda da işte ödem niye oluşuyor? Kan dönemiyor. Bacaklarınızdan damar daralmasından dolayı varis diyorlar ya. Gidip geri dönmesi lazım, evet. 21 dakikada. Dönemeyince şişiyor. Burada ememiyor. Peki bunu ne yapacağız? Onun da metodu var. Sırt üstü yatıracağız burada. Elinizi nasıl böyle kaldırdınız? Ayağınızın aynı şekilde kaldırıp yaptığınızda bir anda ayaklarınızdaki o damarlarınızın da belki 10 dakika içinde yok olduğunu görüyorsunuz. El ve ayak damarları gidiyor yani o hareketler. Yani ne oluyor? Kan geriye geliyor, alınıyor ve 20 dakika içinde tuvalete gidiyorsunuz.
İşte sporu spor gibi yapmak. Bilimsel spor. Biz boşuna judo, tekvando, ikinci danız bilmem yıllardır güreş ihtisas kulübünde spor yapıyoruz. Birileri konuşuyor. Adam hayatında hiç spor yapmamış. Yürürken dengesi bozuk. Böyle yürürken tansiyonum yüksek diyor bugün diyor. Tansiyon formülü veriyor. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Onun için çok önemli lenfleri açacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren kararlaştırdık içeride. Tamam. Spor hareketi vereceğiz. Her gün 8 dakika lenf drenaj ve boy uzatma, kol uzatma, bacak uzatma, kasları gevşetme spor hareketleri vereceğiz. Yaza giriyoruz Evet, ya. tabii. Onun için her Spor gün 8-10 şart zaten dakika hocam. yönetmenimiz de editörlerimiz de not alsın. 10 dakika daha sporu göstereceğiz. Orada çünkü şimdi burada yapamıyoruz. Ekranda yaparken göstereceğiz ki bak burada bunu yapıyorsun diye. Böyle yapın diye. Çok önemli bir şey bu. Benim en çok kampta merak edilen şeyim sporu diyor bir CD'si yok mu? Var CD'miz, internet sitelerimizde de bunlar var. Demek ki bir, yaza girerken hareket. Hareket, egzersiz şart. Egzersiz. Demek ki sabah kalktığınızda şu elinizi bir kere şöyle yapmaya başladınız mı? Şu kolunuzun hani ölçü nedir biliyor musun? Şurada hanımların O böyle lömbür lömbür İşte gördüğünüz var ya bu. Burası lömbür lömbür sallanıyorsa dediği sallanmayacak. gibi bu olmaz. Orası ölmüş. Lipitten, yağdan hani selülit dediğiniz şey yağlar orada kan dolaşımı olmuyor. Pis kan var. Bak. Pis kan tabirini bu ülkeye yerleştireceğiz. Pis kanı almanın tek yolu karaciğer temizliğidir. Karaciğerdeki kanı çekersen o bütün buradaki pis kanları çekebilir. Ama çekemiyor. Onun için bizim cildimiz solgun, saçımız dökülüyor, kollarımız ağrıyor, ayaklarımız uç noktalar. Neden doktorlar hep ayak parmağından, topuktan kan alırlar? Çünkü en uç nokta bura. En kötü şey buradadır. Hani buradan alınca doğru teşhis verir. Çünkü kılcallar geliyor. Buradaki damarlarda her şey vardır. Ama buraya gelebiliyor mu bakalım? Eksiklik ne var burada? Onun için parmak ucu çok önemlidir. Belki doktorlarımız bunu biliyor mu bilmiyorum. Eskiden eskimez kitaplarda ne diyor? En uç noktadan alına diyor örnek. Uç nokta burası. Şimdi bir, lenflerimizi açtık. Spor yapıyoruz. Egzersizimizi yaptık. Egzersizimizi yaptık. Siz mesela 7 günlük kampta hocam her sabah egzersizle mi başlıyorsunuz? Kesinlikle her sabah Süresi nedir? Bir bir saat saat buluyor değil mi? bedenimizi yukarıdan başlıyoruz buradan. Beynin kafatasını ısıtıyoruz. Isınır mı göreceğiz haftaya. Haftaya göreceğiz. Kafatası ısınıyor, boyunu ısıtıyoruz, kolları ısıtıyoruz, eklemleri ısıtıyor. Bak sadece bu kol değil, bunu çeviriyoruz. Bir de bunu çeviriyoruz şunu. Ya Sonra yani bir de bunu her çeviriyoruz. yeri hareket Ama ettiriyorsunuz. tabi bu eklem ayrı, bu eklem ayrı, bu eklem ayrı. Hepsini ayrı Tabi çalıştırıyorsunuz. önce bu bütün olarak bu çevriliyor. Sonra bu duruyor, bu çevriliyor. Sonra bu duruyor, bu çevriliyor. Ters ve ileri. O zaman bu kolun düşse de ne oluyor? Tabi biz bunu tutuyoruz bir de şöyle bir sallıyoruz. Kolunuz yarım santim uzuyor. Ölçü ne var? Hemen sağlama yapıyoruz. Kollarımız hemen arkadan tutuyoruz. İki eli tutabilen sağlıklı. Tutamayan bir kolu eksik kalıyor. Onu yaptınız yaptınız. Tutamadınız eksiksinizdir. Çok Ne diyorsun sporcular hocam? var. Dur bakayım bir deneyeyim tutabiliyor muyum? Vallahi Evet. tuttum ben. Tuttu. Aslı tuttu. Bakma Bravo. yes. Bu kolu tutan sağlıklı. Tebrik ediyorum Tabii valla. canım ben Hayır zaten kendi şahsen spor yapıyorum kampa zaten de. gelenler hiçbiri Yani ölçüsü tutamıyor. o mu Ölçü diyorsun bu. hocam? Yani alacaksın bunu. Vallahi Şu arkadan bak tuttunuz. bu şekilde aldı mı bunu arkadan tutuyorsun böyle bak. Bu. Bunu tuttun tuttun. Tamam. Tutamadın diyecekler ki adama konuşma fazla. Önce yaşa. Birincisi bu. O kollar açıksa. Bir de ayak için önce bacağı hareket ettiriyoruz uyluktan. Sonra dizden, sonra buradan. Bu da uzuyor. Bak. Kolu da bacak da uzuyor. Her kampta 2 santim uzuyorsunuz. Nasıl uzuyorsun? Uzamıyorsun. Sıkışmışsın. Yani Kasların çekmiş. esniyor, Esnetiyoruz. esnetiyorsun. Kasları esnetiyoruz.
O zaman ne oluyor? Oturuş var. Yoga oturuşu diyorlar ona. Hı hı. Türk oturuşu. Önce bir ayağını koruyorsun. Yarı lotus. Onu kimse yapamıyor zaten. Ben tabii ikisini koyunca şaşırıyor millet. Hocam o görüntüleri de bir görsek bir ara. İşte var. Onların hepsi var. Mustafa haftaya 8'er 10'ar dakika spor. Burada bir de spor yaptıracağız. Herkese de aynı sporu yaptıralım sabahları. Hı hı. Tamam, haftadan başlıyoruz. Çünkü öbür hafta zaten perşembe programımız var. Öbür perşembe kamp haftasına, hı hı, geliyor. Öğrensinler ki iki kampta da 8'er dakika. Buradaki şimdi formüllerimizle, çorbalarımızla bu olacak. Sporu yaptık. Bir saat onu yapmadı mı uyanamıyor ki insanlar. 7 gün arınma. 7 gün arınma. Kampa sokuyoruz kendimizi. Sporla başladık. Yediğimiz, içtiğimiz, her şeyimiz ona göre. Sabahleyin hemen kırmızı pancar, havuç, elma. Aslı burada yapmıştı üstüne dökerek falan böyle kırmızı. Hani az kaldı. Neyi döktün üstüme? Yani kırmızı şey, pancar döküldü. Ama öğrendi artık. O suyu içine azıcık zeytinyağı koyarak içiyorsunuz. Öğlen şimdi yapacağız havuç çorbamızı. Evet. İstersen hemen havuç çorbamızla. Havuç çorbamız var. Havuç çorbamızla başlayacağız. Başlıyoruz. Yanına bir yemek, bir elma. Akşam güzel et bir... Sıvı mı besleneceğiz? Tabii. Et. Bir yok. Hafta. Bak. Öyle. Tatlı yok. Detoks böyle bir şey. Et süt ürünleri şey yok. Bak. Tatlı yok, tamam, unlu yok, şekerli yok. Bitti. Onun dışında her şey serbest. Sebze, İnanın meyve, 7 günde bitti. Bütün o tansiyon, şekeriniz normale dönüyor. İnsülin vuran bir bakıyor 80-120 arası. Ve ne oluyor? Tabii doktorlarımız var orada. Bir bakıyor vurmuyorlar. 3 gün, 5 gün, 7 gün ki doktorumuzun kontrolünde tabii. Tansiyonlar hiç yani 12-8. Niye? Hayat normale dönüyor. Biz kendimizi zehirliyoruz zorla. Yiyerek içerek kurşun atıyoruz kendimize. İşte sağlıklı yaşam bunun için önemli bir şey. Demek ki mümkün. Yani sporla başlıyoruz. Sonra mesela kampta sporla başladınız. Bir saat sporu yaptınız. Tamam. Hiçbir şeyi yiyip içme yok mu onun öncesinde? Yok. Sabah kahvaltısı. Kahvaltısından sonra spor. Kahvaltı yok ya, ne kahvaltısı? Canım işte bir şey içilmiyor mu? Hayır, sabahleyin kalktığınızda. Evet. Tabletleriniz var. Hani zencefildir, şeydir, evet, falan, bunları atıyorsunuz. Tamam. Onlar zaten bedende şiştiği için, tamam mı? İşte alfadır, zencefildir, hı-hı, omega 3'tür, spirulina'dır. Bunlar kainat, hı-hı, şifanesindeki bitkilerin sıkıştırılmış hali. Evet. Bunlar hep biliniyor. Hı-hı. Onu yuttum, onlar yumruk büyüklüğünde şişti mi? Sabah spora iniyorsun. Evet. Sporu yapıyorsun bir saat, acıkıyor tabii beden, yakıyor. Hemen arkadan büyük 18 çeşit kahvaltı var. 18 çeşit kahvaltı. Ne kahvaltısı? Bitki, şey, içecek, şey, sebze suyu, çimen suyu. İlk gelen, evet, ilk gelen diyor ki ilk gün, hocam biz ölürüz bununla diyor. Diyorum 2 gün dayanın, o toksinleriniz, o bedeninizdeki virüs, bakteri, parazitler seni acıktırıyor. Ye, ye. Ye istiyor, baş ağrıları oluyor, şekerim düştü diyor, başım döndü. 2 gün o toksinler, bir de lağman yapıyor herkes odasında. Temizlediğimi parça parça, torba torba kurtları dökünce, 3. gün diyoruz 2 bardak için yok hocam, biri yetiyor diyorlar. 3. gün ekmeği kesiyoruz, ilk gün mısır ekmeği, 2. gün kepek ekmeği veriyoruz. 3. gün çavdar birer dilim, 4. gün hiç ekmek yiyen olmuyor. 5. gün inanın bir elmayla hayatını devam ettiriyor insanlar. Niye? Bedende o yemeği isteyen zararlı yaratıklar atıldığı için, ödem atıldığı için, mesela ilk 3 günde 4 kilo ödem atan oluyor. Niye? Çünkü içtiği o şey, spor, metabolizma hareket ediyor. Hemen sağ spordan sonra o kırmızı pancar, havuç, hı hı, elma, 17 çeşit dediğimiz, evet, içine maydanoz, dere, tütere, turp, karıştırıp hepsini, sıkılmış suyunu biraz zeytinyağı üstüne içti mi arkadan. Ama hamama. Sırrı da o değil mi? Biraz zeytinyağı tabii ekleyecek. Tabii. Evet. Havuçun emilimini sağlıyor. Bağırsaklarınızı yumuşatıyor. Zaten spordan sonra tuvalete zor yetişiyorlar. Hı. Bağırsak boşalıyor. Hareket etmediğimiz için biz bağırsaklarımız. Hareketsizlikten. Bu tabii peristaltik hareket yapamadığı için bağırsaklar hep oturuyoruz böyle. Kalkıp hareket ettim bir de. Bağırsağı sıkma hareketleri var. Onu da göstereceğiz. Bağırsağı mesela, mı? Tabii. Bağırsağı sıkma hareketi. Sıkıyoruz dışarıdan. Mesela kabızsınız evde, bağırsağınız çalışmıyor. O laksatifleri almayın.
Ne yapacağız? Burada bir hareket göstereceğiz. Şöyle bir dönüyoruz, böyle havluyu sıkar gibi. Bağırsağı sıktı mı? 4 kere yapasıya böyle hocam yani diyorlar müsaade eder. Bunu yapamıyoruz. Ama sporda yapacağız bunları. Bak bunlar çok önemli hareketler. Böyle. Ve arkadan herkesi hamama yolluyoruz. Mecbur hamamda suda hareketler var. Termal orada su. Orada da yine. Saunaya giriyor. Bütün o terini atıyor. Gözenekler açılıyor. Arkadan termal mineralli suyla yıkanıyor. Hemen geliyor masajı var. Masajdan sonra öğlen yemeği var. Öğlen bu ara yemeği. Ayak detoksu seni soktuğumuz. Böyle evet, bütün kirlerini çıkarttık. Var. Böyle ayak detoksunu yaptırıyoruz. Tuzlu suyun içinde. Ondan sonra yemeğini yiyor. Çok güzel enginar çorbası. Şimdi havuç çorbası. Şimdi bir havuç çorbası tarifi vereceğiz. İşte bu çorbayı zaten yapıyoruz arkadan. Tabii bütün burada maksadımız ne? Yemeklerde dikkat edin. Lif yediriyoruz. İnsanlığın en büyük hatası bugün lifli gıda alamamasıdır. Bugün insanlık kabızsa, bağırsakları çalışmıyorsa, ödemleri varsa, meme yapıyorsa, hemoroidi varsa, kalın bağırsak problemi yaşıyorsa lifli gıda yememesindendir. Burada bol gördük, mısırdan gördünüz. Hatta getirttim haftaya o lifli mısırları keselim, içinden lifi nasıl çıkıyor. Şimdi ya o beyaz tozu bir beyaz, kere, beyaz bir toz. Kere göstermiştik zaten. Ne gördüm orada Balkanlarda biliyor musun? Bir yerde Arapların yoğun olduğu bir otelde kaldık. Mecburen yemek çeşidi baktım hep mısır. Allah Allah, mısırdan ekmek, mısırdan tatlı, mısırdan sütlü böyle bir ekmek gibi yapmışlar sütün içinde. Çağırdım şefi, tabi tanıyorlar bizi yemekçiler hemen tabii. tanıyor. Bu ne dedim hocam dedi, Araplar dedi et yediği için diyor. Hepsi kabız oluyor, asitli yiyecek. Önce diyor lifli sabahları diye lifli diye bunu yiyor. Yiyor. Neden yendiğini bilmiyor. Bak dedim bunu niye yiyor biliyor musun? Bu kadar mısırı yediği zaman onun lif veriyor bedene. O lif de içeride şişiyor, bağırsağı çalıştırıyor. Biz de onun için lifli gıdalara ağırlık veriyoruz. Günde yaklaşık 30 gram lif alamazsak, bağırsak sistemimizin çalışmayacağını yapılan 3 tane üniversite araştırması açıklıyor. 30 gram lif, işte biz lifi onun için ürettik şimdi. Mısırın içinden özel olarak çıkarttık. Mesela enginar en büyük lif oranı olan, burada anlattık ya, enginar, mısır, kereviz, bakın kerevize zaten yenmez değil mi, ağzına böyle taş gibi gelir bazen. İşte onların hepsi lif. Hani enginarı yediğinizde böyle sanki ip gibi gelir. İşte onların hepsi lif. İşte bunu yediğin zaman o bol bağırsağın lifli içine geliyor, şişiyor, kar topu oluyor, yuvarlana yuvarlana bağırsağında ne kadar parazit, mantar, o duvarlardaki fekeller oluşmuş sertlikleri alıyor. Temizliyor. Temizliyor, atıyor. İşte kamp dediğimiz, kamp şu, beyinde kamp. Herkes bunu evinde yapabilir zaten. Yapamayanlara biz diyoruz gelin yapalım. Evinizde bir de o enginarı, kerevizi, mevsimce ve o pırasayı. Şimdi zaten evde yapılması için bu tarifleri vereceğiz ki herkes kendi evinde uygulayabilsin. Tabii uygulayacak. Kendi evinde yapabilsin. Yoksa biz diye. 100-150 kişiyle bunu yapıyoruz. Türkiye'de 5 milyon kişi aslı bunu yapıyor. Evet. İşte onlardan biri, istersen bir tanesini hemen, kereviz çorbası mı? Şimdi şöyle yapalım hocam, şu bitkilerimizi bir anlatalım önce. Önemli bitkiler bunlar. Sonra reklamdan sonra havuç çorbası tarifimizle döneriz. Fasulye yemeğimiz var. Tabii daha var. Yaza girdik, yeni tabii, çıktı tabii. Fasulye. Hazır bekliyor zaten izleyicilerimiz de, o tarifleri alacak. Şu funda yaprağı, yeşil çay ve mate yaprağının faydalarını anlatın hocam siz bize. Şimdi bunları niye anlatıyoruz? Fundadan başlayalım. Evet. Evet. Şimdi funda, Latince adı piren, süpürge otu falan da deniyor, süpürge çalısı. Bu çok önemli. Eskiden süpürgeler yapılırdı. Fundalar kesilirdi böyle. Sap bağlanır, köyde yerler süpürülürdü. Fundalar bak, kesilir. Yani funda çalıdır bu. Evet. Evde süpürge yok, nasıl temizleyeceksin? Evin süpürge önünde. Süpürge otu. Tabii süpürge otu onun için denir ona. Aslında süpürge otu denmesinin sebebi o değil, yer süpürme. Bağırsakları süpürdüğü için süpürge otu deniyor. Yani evinizin önünü temizlediği gibi bağırsaklarınızı da temizliyor. Onun için piren çok önemlidir. Funda yaprağı, fundanın tohumları,
süpürge otu, süpürge tohumu. Bunlar müsbet listede vardır. Bunları bakın ekranda görüyorsunuz. Evet. O sivri sivri uçları bir çöpün ucundadır. Onun ağaç şeklini de gösterebiliriz. Bunlar metabolizmayı hızlandırıyor. Değil mi? Metabolizma dostu bitkiler bunlar. Evet, bunu alıyorsun çalı görünümünde. Bunlar kışın yapraklarını dökmüyor. Dökmediği için işte o gördüğünüz tohumların içinde de... Bu da ağaç şekli mi? Yok, çiçekleri bu. Çiçekleri, tohumları var bunun içinde. Süpürge tohumu bunun içinde oluyor. Bu tohumları aldığınız zaman mesela ne yapıyor biliyor musunuz? Hem bağırsaklarınızı hem böbreklerinizi bütün safra kesenizde ne varsa yani bazı... Ödem attırıyor değil bak mi hocam? Bak aslında bazı şeyler vardır. Şimdi iki tane bitki suyu içiyoruz. Evet. Birini içiyorsun affedersin büyük abdest yapıyorsun. Birini içiyorsun hiç küçük abdestini yaptırıyor. Allah'ın hikmetine bakın bakın yani. Çok önemli bir şey. Ama süpürge otu çok farklı. Funda yaprağı. Funda dünyanın en önemli ödem çözücü bitkisidir. Suyu çeker bedenden. Suyu çeker. O lenfleriniz içine böbrekleri alır veya bağırsaklarınızı emer ve atar. Hem böbrek yoluyla, idrar yoluyla hem gayta yoluyla bedeninizi temizleyen çok önemli bir ödem atıcıdır. Evet. Ne yapıyorsunuz? Hemen bunu alıyorsunuz. Bir formül bir şey. Alın bir kaynar su. Bunlarda hiçbir zorluk yok. Kaynar su. 100 derecede fokur fokur. Tamam. Buna dolduruyorsun. Bir bardak kaynar su. Doldurduk. Ama o 100 dereceyi buna koyduğun zaman bu 30 derece 130 suyun ısısı düştü 65 dereceye. 65 derecede hiçbir fundanın tohumunun etken maddesi çıkmaz. Ne böbrekten kum atabilirsin ne de bağırsandan gaytanı temizleyebilirsin. Bu da bardağı sıcak da, olacak. Yani önce ne yaparlardı olsun. Çay soğumasın diye? Önce sıcak suyu alır hepsine dökülür bardaklar ısıtılır çay sonra konur. Yoksa çaycı der ki bu ne kardeşim der ya bu çay mı der bu inek yalı gibi hani böyle ağzı yakmayan. Onun için çaycılar kaynar suyla bütün bardakları ısıtır önce. Kahve yaparken de sanat budur. Kahvenin cezvesi iyi bir kahve çok köpüklü de olsa soğuk fincana kondu mu köpürmez. Bir kız olarak, genç kız olarak sen bunu bilmezsen kaynana der ki bu daha kahve yapmasını bile bilmiyor. Hadi buyur şimdi. Şimdi beni de uyarıyor arkadaşlarım. Bir reklam arası vermemiz gerekiyor hocam. İşte funda yaprağını devam hemen ederiz. Aldık içine koyduk. Güzelce 4 dakika bekliyoruz. Günde 2 tane 200 gram içtiğinizde böbrek ve bağırsaklarınızı temizleyip 7 gün içinde ayak ve el ödemlerinizden kurtulduğunuzu görürsünüz. Tamam. Reklam arasından sonra bunu bir daha tekrarlarız. Edelim. Çok kısa bir reklam arası vereceğiz. İşin aslı devam edecek. Ben, bağırsakları rahatlatan vitamin zengini kozmik havuç çorbası. Evet, detoks kampımızdayız. Bir detoks yemeği daha size. Havuç çorbasının içinde hangi malzemeler var? Havucumuz var, nanemiz var. Tabii ki vazgeçilmez soğan ve sarımsağımız var. Kozmik havuç çorbası nasıl hazırlanıyor? Havucumuzu biraz rendele şeklinde değil, gördüğünüz gibi koyduk. Hafif bir soteleme yapıyoruz. Az sonra işin aslında. Ahmet Maranki'den şeker hastalığına iyi gelen kozmik taze fasulye yemeği. Şeker hastalarının da yiyebileceği ve çok fayda göreceği taze fasulyeyi yapıyoruz. Taze fasulye yemeğinin içinde hangi malzemeler var? Soğanımız var, 2 baş soğan, 1 baş sarımsağımız var. Tabii ki süslememiz için dereotu, tiroidlerinizin de destek olması için. Kozmik taze fasulye nasıl hazırlanıyor? Sızma zeytinyağımızı koyduk, ocağımızı yaktık. Gördüğünüz gibi şu anda fasulye çok önemli bir ürün. Az sonra işin aslında. Ama şimdi göreceğiz bakalım. Evet, işin aslı devam.
devam ediyor. Ahmet Maranki hocamızla beraberiz. Şimdi hocam bitkileri anlatıyoruz. Funda yaprağını anlattık. Mate'yi ve yeşil çayı da anlatacağız ama acaba diyorum şu havuç çorbasını bir versek. Evet, bir bakalım şimdi herkes nasıl çok merak etti. Tamam, verelim. Öğlen veriyorsunuz değil mi? Öğlenleri kampta, veriyoruz. Kampta. Öğlen içiliyor havuç çorbası. Başka da bir şey. Yanına bir tane de enginar veriyoruz. Ha, yaptık bir enginar. Burada. Enginar da olmasa sen attın, evet, ya içine, aha, yaptık, tamam. O güzel ondan. Şimdi o zaman havuç çorbasını bir izleyelim bakalım. Gelsin havuç çorbası tarifimiz. Sonra bitkilerle devam ederiz. Maranki'den bağırsakları rahatlatan vitamin zengini kozmik havuç çorbası. Evet, detoks kampımızdayız. Bir detoks yemeği daha size. Çocuklarımız havuç yemiyor diyorsanız ona yedirmenin bir yolunu sizle paylaşıyoruz. Havuç biliyorsunuz vitamin ve mineral değeri yönden çok yüksek, yağ değeri yiyen bir vitaminler var içinde. A vitamininden C vitaminine kadar her şey içinde mevcut. Onun için havuçu her zaman yememiz lazım. Sularını sıkıp zeytinyağı katarak içilirse bağırsak sisteminde, omurgada çok önemli, görmede, içindeki hormonları tetikleyici çok önemli etken maddeler var. İşte biz bugün detoks kampımızda bir yemek öncesi de bu havuç çorbasını yapıyoruz. Havuç çorbasının içinde hangi malzemeler var? Havucumuz var, nanemiz var, tabii ki vazgeçilmez soğan ve sarımsağımız var. Yine burada gördüğümüz gibi unumuz var, biberimiz var. Lifimiz var, tuzumuz var, zeytinyağımız var. Tabii bunun içine yine zerdeçal, zerdeçöp de karıştırabiliriz. Kozmik havuç çorbası nasıl hazırlanıyor? Mehmet Usta, başlıyorsun hemen. Önce yağımızı bir koyuyoruz. Evet, yağımızı koyduk. Evet. Elmas Hanım'ı da buraya alıyoruz. Elmas Hanım, buyurun. Sizi de alalım yemek yaparken. Evet, bugün çok önemli bir detoks yemeği yapıyoruz. Kozmik havuçlu nane çorbası, naneli havuç çorbası. Akşam yemeğinde vereceğimiz bugünkü yemek. Biraz önce de çok güzel çorbalar yaptık. Havucumuzu biraz rendele şeklinde değil, gördüğünüz gibi koyduk. Hafif bir soteleme yapıyoruz. Tahta kaşığımız burada. Hemen alıyoruz tahta kaşığımızla. Vazgeçilmez soğan. 60 bin sayfa literatür. Asla soğandan vazgeçmeyin. Çiğneyin, pişirin, suyun içine koyun, yiyin. Ama soğanı mutlaka tüketin diyoruz. Evet. Bilhassa hemen soteliyoruz soğanımızı da. Kozmik havuç çorbası hangi kadın hastalıklarına iyi geliyor? Hanımlara bir mesajımız var. Kistiniz, miyomunuz, iltihaplarınız mı var? Bu çorba sizin için. Hanımlar, iltihabı olan hanımlarda ve erkeklerde işte soğan ağırlıklı gördüğünüz gibi havuçla beraber biraz soteliyoruz. Önce havuç biraz sert olduğu için önce koyduk. Sonra soğanımız, tabii ki vazgeçilmez olan sarımsağımız da yine bunun içinde. Evet, sarımsağımızı da bunun içine koyuyoruz. Havuç çorbasında kullanılan sarımsak hangi hastalıklara iyi geliyor? Sarımsak da damar sertliğinden tutun da tansiyon dengelemeden detoksta bağırsaklarda. Evet. Sarımsak yine kötü kolesterol düşürür, iyi kolesterol de bravo yükseltir. Ve bu vasıtayla da kalp damara karşı insanları korumuş olur. Soğan da aynı şekilde. Evet. Yine soğan da içinde C vitamini var çünkü. Soğan da damar çeperlerindeki kireçlenmeleri söker. Yani damar daralmalarını önler. Serbest radikal dediğimiz damarların kireçlenmesini sağlayan bir de C vitamini alındığı zaman serbest kanda kirli ise o zaman yine C vitamini de damar çeperlerine yapışır. İşte sarımsak bunları çözer ve damar tıkanıklığına karşı. Evet, bir tane de özelliği var sarımsağın. Parazitleri de atmak için kampımızda her yemeğimizde 5 diş sarımsak. Detoksun vazgeçilmez en önemli kaynağı sarımsak. Nanemiz var. Nanemizi içine atıyoruz. Çok önemli. Evet. Nanemizi atıyoruz. Evet. Biraz daha nane koyalım içine. Mehmet Usta. Çünkü nane buna önemli bir şey yapacak. Birkaç dal. Nanemizi atalım.
Gördüğümüz gibi hemen burada sotelememizi yapıyoruz. Şifalı Yemekler kitabımızda Ahmet Maranki konuşuyorsa ağzı olanların konuştuğu gibi konuşmuyor. Maranki Şifalı Yemekler kitabında tarifini okuyabilirsiniz bunu. Evet, güzelce hazırlıyoruz. Çok güzel bir karışım. Evet. Havuç yemiyor çocuğum diyenlere içine yine bir bardak alkali suyumuzu koyuyoruz. Evet. Alkali suyumuzu koyduk ve hemen bizim ruşeymli, kepekli tam buğday, buğdayın aslı olan siyaz unumuzu içine koyuyoruz tutsun diye. Havuç çorbasına konulan biber ve fiber lifin önemi ve faydaları. Biberimizi koyuyoruz içinde. Size enerji versin, ısı enerji versin diye. Tabii ki lifimiz var, mısır lifimiz içine. Her gün insanlar 30 ile 40 gram arası lif alması lazım. Alamıyoruz, işte lifimizi de koyduk. Kristal tuzumuzu da koyuyoruz. Siz buna zerdeçal, zerdeçöp de ekleyebiliriz varsa orada. Hemen zerdeçalımızı, karışık zerdeçöpümüzü de yine her yemeğe keyfe bağlı ama bunu da ekliyoruz gördüğünüz gibi. Evet, çorbamız biraz daha pişiyor. Bir kere daha tarifini verelim. Havucumuz var, sarımsağımız var, soğanımız var, tabii ki nanemiz var. Ve baharatlarımız var. Baharatlarımızda zencefil, zerdeçöp, karabiber. Lifimiz var mutlaka, mısır lifimiz var. Bağırsakları boşaltmasına yardımcı olsun diye. Evet, ustam oldu herhalde. Evet. Çok güzel. Fazla pişirmiyoruz. Az pişmiş. Çünkü az pişmiş ve boşaltıyoruz. Gördüğümüz gibi. Evet. Evet. Nanemizi şimdi yine güzelce üstüne koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi naneli havuç çorbası. Ben sizin için tadıyorum bunu. Muazzam bir çorba. Herkese detoks zamanı ve normal zamanda havuçla nanenin, soğanın ve sarımsağın mucize birlikteliğinin kainat eczanesinden şifalı bir çorba. Naneli havuç çorbası. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz usta. Vallahi biz hem izliyoruz hem havuç yiyoruz bir taraftan. Hocam sağ olsun soydu, havucu da verdi. Vallahi yedik. Muhteşem bir çorba bu. Şimdi bu havuç çorba... çorbası. Bu bir kişilik tam. Bir bunları kişilik. Hep ben kendim yiyorum. Evet. Gruba ya, şey yapıyoruz. Arada kimseye vermiyorum. Bunların hepsini yapılır yapılmaz ben götürüyorum diyor hocam. Çünkü emeğim var. Güzel zevkle yapıyoruz böyle. Şimdi siz olun. Evinizde çocuklarınıza. Çocuğunuzun göz problemi var. Bakın şöyle ekrandan yakın alsın arkadaşlar. Bak havuç. Şöyle yiyorum. Bak ucunda ne var? Göz var değil mi? Allah zaten ironi yapıyoruz şimdi burada. Hı hı. Ne yapıyor? Bak diyor gözde probleminiz varsa havuç yiyin diyor. Artı bir de bu neye benziyor? Omurgaya benziyor. Upuzun. Kemiklerinizde bir sıkıntı varsa A vitamini, C vitamini. Hı. Yağda eriyen vitamin olduğu için de bu bir bazı vitaminler C vitamini, A vitamini gibi. Ne yapıyoruz? Zeytinyağı. Sızma koyuyoruz. Ve pişirmiyoruz. Soteliyoruz. Pişirdiğiniz zaman sebzelerin liflerini öldürüyorsunuz. Sadece hocam derdi ki oğlum pişirme, öldür. Hani şöyle hafif bir sotele. Böyle ısırdığınız zaman kıt edecek yemekler. Bütün yemekleriniz. Biraz sonra fasulyede de göreceksiniz. Taze kalacak yani. Taze kalacak. Onun için böyle yemeklerinizi fokur 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 kaynatıp bir de haşlayıp suyunu döküyorsunuz. Posasını yiyorsunuz. İşte insanlık bunun için böyle.
Sessiz olun. Mesela kampta bize diyorlar kadınlar şimdi alışmamış. Hocam buyurun. Bu yemekler hiç pişmemiş geliyor. Niye böyle? Alışmış ya artık yanlışa. Kızım diyorum anlatınca aa diyor. Isırdığın zaman kıt sesini duyacaksın. İşte sizin bilhassa göz problemi yaşayan, parazit problemi olan çocuklar, dişini sıkan çocuklara dişlerini gece öttürüyor. İçine koyduğumuz soğan ve sarımsakla ve içine koyduğumuz zencefil, zerdeçöp, lif ve siyaz unuyla soteleniyor. Çok güzel bir şekilde çiğ gibi muazzam bir çorba. Bir de parçalı olduğu için bağırsaklarınızı da boşaltmanıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda da içindeki soğan kadın hastalığı, adet düzensizliği olan, akıntıları olan, işte fibromu olan, efendime söyleyeyim miyomu olan, kisti olan hanımlara da bu çorbayı öneriyoruz. Çünkü soğan var, bir baş soğan konuyor buna. Bir baş soğan, bir baş sarımsak, 4 tane havuç konuyor bir kişi için. Ve bu soteleniyor. Öğlen bunu yediğinizde başka hiçbir şey istemiyorsunuz. Bir de hocam mesela şöyle havucu rendelesek, şöyle bir de güzel bir ev yoğurduyla sarımsaklı yazın güzel hafif bir öğün olmaz mı? Salata yazları. Hem rahat uyutur, tamam. Şey hafif diye düşünüyorum, bilmiyorum. Çok güzel ama yoğurtlar, süt herkese alerji yapıyor. Laktaz alerjiniz var mı buna bakacaksınız. Genelde bizim alerji testlerimizde 100 kişinin 60'ına süt alerji yapıyor. Onun için manda sütü. Çünkü neden sütler bozuluyor? Alerjisi olan şey manda mi? Sütü. Manda sütü mü? Hayır, keçi, inek sütü alerji yapıyor. Keçi sütü yapmıyor. İçebilir. Çünkü neden ineğe artık, inek inek değil artık. İneğin anası bozulmuş. Anası bozuk olunca çocuk bozuk doğuyor. Ondan gelen süt de bozuk oluyor. Verilen gıdalar, yemler hepsi bozuk olduğu için. Artı süt kaynatılmadan yoğurt yapıldığı için. Artı o yoğurtla bir ay bozulmadı, sulanmadığı için bu yoğurtlar tamamen zararlı yoğurttur. Hazır yoğurtları asla ve kata en güzel ev yoğurt. Yemeyin. Evet. Evinizde yapın, kaynatın, ılıtın. 45 derecede mayalayın. Hıdrellez geçti mesela. Hıdrellez'de bir süt getirttirdik işte İnebol'dan. Kaynattırdım, getirdim şeyi. Gece hiç şey maya koymadan Allah'a şükür üçü de tuttu. 3 tane şu an kas katı. Çok güzel tatlı bir yoğurt. Hızır Aleyhisselam herhalde. Hani derler ya oldu diye. Çok güzel maya. Sana getireyim de biraz ondan sen evdekileri yap. Şeker gibi. Ağız vardır. Hani anne doğurdu mu ilk sütünü emmeli ya çocuk. O çok fayda. Ememeyen çocuklar ve buzağılar yaşamaz. Çok zor yaşar. Aynı onun gibi besin değeri yüksek olan bir yoğurt oluşuyor. Çünkü Nisan ayında olan bir şeydir. Bu çok önemli. Onun için söylediğin yoğurt olabilir ama alerji olabilirse keçi yoğurdu ve manda yoğurdundan yapın. Çünkü keçi ve mandada onların asıllarına dokunulamıyorlar. Mandayı montofon gibi inek yapıp bilmem ne yapma yerine gitmiyorlar. Gidemiyorlar. Uğraşmıyorlar. Onun için manda yoğurdu, manda sütü, keçi sütü öneriyoruz. İnsan bedenine uygun olduğu için. Bir de Aslı'nın dediği gibi yanına bir havuç rendeleyip üstüne birazcık zeytinyağı, güzel bir nane tozu, maydanoz tozu böyle koyduğunuzda muazzam bir bedende detoks atıcı bir ürün olarak da kullanabiliriz.